Merhaba sevgili Yard TV izleyicileri, Avrupa Gündemi programına hoş geldiniz. Avrupa'nın ana gündem başlıkları arasında bu hafta en önemli konu dijital Covid pasaportuydu. Avrupa genelinde hareket özgürlüğü geçen yıl boyunca kısıtlandı. Avrupa Parlamentosu seyahat etmeyi kolaylaştırılacak bir AB dijital Covid sertifikasını destekledi. Peki bu sertifika tam olarak nedir? Cevabı sizin için derlediğimiz haberde. Avrupa Birliği üyesi ülkeler birlik sınırları içinde seyahatlerde kullanılacak Avrupa Birliği Dijital Covid Sertifikası adlı aşı sertifikasına onay verdi. Buna göre seyahatlerde kullanılacak Avrupa Birliği aşı sertifikası 1 Temmuz'dan itibaren resmen yürürlüğe girecek. Aşı sertifikası ücretsiz olacak, kağıt veya dijital şekilde hazırlanabilecek. Ayrımcılığın önlenmesi amacıyla aşı olmayan kişiler de sertifikaya sahip olabilecek. Aşı sertifikası kişilerin COVID-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve COVID-19 test sonucunu içerecek. Sertifikayla Avrupa Birliği'nde onaylı COVID-19 aşılarından birine olmuş ve son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde ek test veya karantina gibi kısıtlamalar uygulanmayacak. Halk sağlığının koruması gibi gerekli durumlarda ise ülkeler ek tedbirler alabilecek. Aşı sertifikası tüm Avrupa Birliği ülkeleriyle İzlanda, Liechtenstein, Norveç ve İsviçre'de de geçerli olacak. Sertifika, Avrupa Birliği vatandaşlarına hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakılmaksızın ailelerine, ayrıca Avrupa Birliği'nde ikamet eden ancak Avrupa Birliği vatandaşı olmayan kişilerle diğer Avrupa Birliği ülkelerine seyahat hakkı bulunan ziyaretçilere verilebilecek. Avrupa Birliği hali hazırda BioNTech, Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmaları tarafından üretilen aşıları onaylamış durumda. Söz konusu düzenleme hafta içinde Avrupa Parlamentosu tarafından da onaylandı. Düzenleme bu aşamadan sonra Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Evet sevgili izleyiciler, yayınımızı devam ediyoruz. Mülteciler sorunu, mülteciler krizi ve Avrupa Birliği'nin izlediği mültecilere dair siyaset. Bu aralar Avrupa Birliği'nde çok fazla tartışılıyor. Avrupa Parlamentosu'nda raporlar bile hazırlanıyor. Ve biz bugün mültecilerle ilgili Avrupa Birliği'nin dış politikasını konuşmak üzere stüdyoda konuk olarak Tine Kestik'i ağırladık. Tine Kestik Avrupa Parlamentosu'nda Hollanda milletvekili, aynı zamanda mültecilere dair raporun raportörü. Merhabalar Bayan Strik, davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkürler. Avrupa Birliği'nin göç politikasına ilişkin son raporunuzda Avrupa Komisyonu'nu ve bazı AB ülkelerini düzensiz göçmenleri geri dönüşü ve geri kabulüne ilişkin gayri resmi anlaşmaları gereğinden fazla kullandıkları için eleştiriyorsunuz. Temel bulgularınız nelerdir ve göçmenlerin haklarına ilişkin temel endişeleriniz nelerdir? Bu raporu nasıl özetleyebiliriz? What are your main concern regarding the rights of migrants? Yes, what you see is that gördüğünüz şey aslında başlangıçta menşe ülkelerle geri kabul anlaşmaları, resmi anlaşmalar vardı ve bu mantıklı zira bir ülke kendi vatandaşını geri almak zorunda. Ancak bu zamanla yavaş yavaş değişti ve göçmenleri geri almak için herhangi bir özel yükümlülüğü olmayan transit ülkelerle anlaşmalara dönüştü. Bu yüzden bu insanların insan hakları durumuna bakmak önemli. Bu kişiler ülkelerdeki hizmetlere ve ihtiyaçlara erişimlerin olmadığı, koruma sistemlerine yeterli erişimin olmadığı belirsizlik durumuna mı düşüyorlar? Buna bakmak gerekiyor. Anlaşmalar sadece geri dönen insanlarla ilgili değil. Aynı zamanda Avrupa Birliği ülkeleri ve Avrupa Birliği Komisyonu bu transit ülkelere, geçiş ülkelerine sınır kontrollerini güçlendirmek için önlemler uygulamasıyla ilgili. Bu da koruma istemek üzere yola çıkan mültecilerin bir geçiş ülkesinde sıkışıp kalmasına neden oluyor. Bu yüzden de her yerde insanların yeterli korumaya erişmelerini sağlamalıyız. Bu anlaşmalar sonucunda insan haklarının etkilenmemesini temin etmeliyiz. Yeterli bilgimiz yok gibi görünüyor ve haklarına ve korunmasına ilişkin yeterli şeffaflık yok göçmenlere dair. Yerine getirilip getirilmediğini bilmiyoruz. Neden böyle bir sorunla karşılaşıyoruz? Etkisinin ne olduğunu bilmek gerekiyor. Yani bunu sadece göçle veya sınır kontrolüyle uğraştığımız için
yapmak durumunda değiliz. Gerçekten etkisini bilmeliyiz. Sorumluluğu başka ülkelere aktarıyoruz ama sonrasında bunun sonucunun bu sürece dahil kişiler için ne olduğunu gerçekten görebilmek gerekir. Böyle bir işbirliğine girmeden önce herhangi bir etki değerlendirmesi yok. Hiçbir insan hakları etki değerlendirmesi de yok. Ya da bu güvencelere sahip ülkelerle işbirliğine girdiğimizi gösteren, söyleyen hiçbir kriter de yok. O zaman ne olup bittiğini bildiğimiz bağımsız ve şeffaf bir takip sisteminin olması gerekiyor. Daha da önemli bir hale geliyor. Yani transit geçiş ülkesinin hükümetine mültecilerin ne durumda olduğunu sormak yeterli değil. Aynı zamanda insan hakları örgütlerini, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği gibi mültecilerle gerçekten çalışan, neler olup bittiğini bilen her türlü örgütü gerçekten hesaba katmalıyız. Hazırladığınız rapor yakın zamanda oylandı ve şaşırtıcı bir şekilde sonuç 358 lehte ve 309 aleyhte oldu. Oylara karşı bu kadar çok şeyi nasıl açıklıyorsunuz? Milletvekilleri neyi beğenmediler raporunuzda? Didn't like in your report. You know, it was a surprise to me as well because we had very. Benim için de sürpriz oldu çünkü çok verimli görüşmeler yapmıştık. Üstelik Avrupa Halk Partisi ile de iyi görüşmeler yaptık. Birçok taviz verdik, güzel uzlaşmalara vardık ve raportör de bundan yanaydı. Aynı zamanda Avrupa Halk Partisi üyelerinin yarısının lehte, yarısının da çekimser kaldığı dış ilişkiler komitesinde oylamayla sonuçlandı. Ancak tam genel kurul oylamasından önce Avrupa Halk Partisi grubunun iki oylamaya, kilit oylamaya karar verdiği mesajını aldık. Bu oyları kabul edilmezse karşı oy kullanacaklarını söylüyorlardı. Ve bu kilit oylar yalnızca mültecileri yerleştirdiğimizi söyleyen koşulluluk ilkesine odaklanıyordu. Eğer o ülke sınır kontrolü ve geri kabul konusundaki isteklerimizi yerine getirirse, biz de onlara Avrupa Birliği'ne yasal bir yol açıyoruz diyorlardı. Bu şartı gerçekten istiyorlardı. Bizler ve diğerleri de diyorduk ki, bakın, yerleştirme savunmasız mültecilere yardım etmek içindir. Yani bunlar belirli bir ülkenin performansına bağımlı hale getirilemezler. Aksine bir ülke kötü performans gösterse bile bu insanları yerleştirmeye ve onlara güvenli bir yer vermeye daha fazla ihtiyaç vardır. Diğer bir önemli konu, göç konularında işbirliğini kolaylaştırmak için üçüncü ülkelere AB fonları konusunda şeffaf bilgi eksikliğidir. Neden böyle bir sorun yaşanıyor? Çünkü Avrupa'da her şeyin çok demokratik ve aslında şeffaf bir şekilde gerçekleştiğini söylüyoruz sürekli. Böyle bir açıklık neden var? Ben dış politika komitesinin mali çalışma grubundayım ve doğru rakamları ortaya getirip paranın nasıl kullanıldığını ve ne işe yaradığını anlatmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ya da bu paranın kullanılmasının yarattığı etkiyi bilmenin ne kadar zor olduğunu da biliyorum. Komisyonun da tüm genel bakışa sahip olup olmadığını bilmiyorum. Dolayısıyla sadece Avrupa Parlamentosu için sorun değil, tüm Avrupa Birliği kurumları için paranın nasıl harcandığını daha iyi incelememiz gerektiğini düşünüyorum. İzlememiz gerekiyor. Bu nedenle yeni fon görüşmelerinde bu var. Bu fon tüm dışişleri, kalkınma yardımları, göç işbirlikleri için Avrupa Parlamentosu'nun paranın uygulanmasında, kullanmasında söz ve denetim mekanizmasına sahip olmamız gerektiğini açıkça ortaya koydum. Çünkü bu çok önemli. Kalkınma yardımlarıyla ilgili paranın kullanımında bir denge olup olmadığını görme imkanı sağlıyor. Bir yandan sınır kontrolü için, diğer yandan koruma sistemi inşa etmek için, mülteciler için entegrasyon önlemleri kurmak için. Böylece mülteciler için gerçekten faydalı olur. Fonlar ve kullanımlarıyla ilgili benzer durumu Türkiye'de de görüyoruz. Birçok Avrupa parlamenteri Türkiye'ye maddi desteğin yanı sıra göçmenlerin yaşam koşullarının kabul edilebilir olmadığından çok fazla endişe duyuyor. Bazı uzmanlar ise Avrupa Birliği'nin para verdiğini ve
para verip de iş yaptık, bu kadardır deyip yollarına devam ettiğini söylüyor. Gerçekten onların sorumluluğu sadece finansman mı? Bu işbirliği ile ilgili yaşadığım daha genel bir sorun aslında. Bu sadece Türkiye ile ilgili değil, aynı zamanda Libya'da da görüyoruz. Libya'da varlığımızı fiziksel olarak geri çekiyoruz ama Libya sahil güvenliği göçmenleri durdurması ve Libya'ya geri göndermesi için para veriyoruz. Oysa hepimiz biliyoruz ki bu kişiler korkunç alıkonma koşullarıyla karşı karşıya kalacaklar. Bu aynı zamanda bizim sorumluluğumuz. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Türkiye dünyanın en büyük mülteci topluluğuna ev sahipliği yapıyor ve tabii bu Suriye Savaşı nedeniyle ve bizler sorumluluğumuzu satmamalıyız bunun için. Hem kişisel olarak hem de Yeşiller adına daha fazla sorumluluk almamız gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece para vermekle kalmayıp daha fazla insanı da yerleştirmeliyiz. Aynı zamanda sadece parayla ilgili olmadığından emin olmak gerekiyor. Suriyeli mülteciler örneğin iş gücü piyasasına yeterli derecede erişebiliyor mu? Yeni sürdürülebilir bir gelecek inşa edebilecekler mi? Ülke 10 yıldan fazla bir süredir savaşta, yani onların geri dönüş perspektifi yok. Bu nedenle mülteci sözleşmesinin tüm haklarına sahip olarak yeni bir gelecek inşa edebilmeliler bir yerde. Bunu izlememiz gerekiyor. Yoksulluk seviyesi, gerçekten okula gidebiliyor mu çocuklar, yeterince iyi ve onurlu koşullarda yaşama olasılıkları var mı? Tabii Suriye'ye zorla geri gönderilmemelerine dair bir güvence olması da çok önemli. Durum orada hala tehlikeli, kırılgan ve bizler bunun olmadığından ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin tüm insanlara erişiminin iyi olduğundan emin olmamız gerekiyor. Avrupa Birliği Türkiye Anlaşması'nın, madalyonun diğer yüzü, elbette şu anda Suriyeli mültecilerin ve Yunan adalarının durumu. Hepimizin bildiği gibi geçen yıl Mart ayından bu yana Türkiye'nin açıkça hiçbirini geri kabul etmeyeceğini söylediğini biliyoruz. Yine de Avrupa Birliği, AB-Türkiye Anlaşması'nın gerektiği gibi uygulandığı ve bu insanların adalarda mahsur kaldığı, geri kabul şartlarından birinin hala Yunan adalarında olmaları olduğu kurgusuna dayanarak hareket ediyor. Orada bir gelecekleri yok, reddediliyorlar. İade edilmeleri gerektiği fikrine dayanarak sonunda alıkonuluyorlar. Bunun artık inandırıcı olmadığını düşünüyorum. Çünkü şartlardan biri gerçek geri kabulün gerçekleşmesi olmalı. Eğer olmuyorsa bu mültecilerin sorumluluğu üstlenilmeli, adalardan geri alınmalı, üye devletler arasında dağıtılmalı, gerçekten yeni bir gelecek vermeliyiz. Sphere and scope of the migrant deal with Turkey is strongly political. Mülteci sorunu fazlasıyla siyasi boyuta sahip son zamanlarda özellikle. Bu insanlar Türkiye hükümeti tarafından koz olarak Avrupa'ya karşı kullanılıyor mesela. Avrupa Birliği ise bu insanları baş ağrısı olarak görüyor. Başka deyişle insan hakları pek bir önemine sahip olduğu gibi görünmüyor. Sizce Batı değerleri, Avrupa Birliği'nin temel değerleri, tespitleri siyasetle uyuşuyor mu? Western values, human rights priorities, fundamental rights, whatever we like to talk everywhere and always in Europe, match with the EU's actions. Bu benim aslında raporumun da asıl odaklandığı nokta, özü. Yani yönetişim ve komisyon belirli politikalar üzerinde çalışıyor ama bu durumdan etkilenen insanlar masada değil ve öyle görünüyor ki onların hakları ve endişeleri dikkate alınmıyor. Yani Erdoğan'ın göçmenleri sınıra gönderirken onları kullandığı yönündeki eleştirilere katılıyorum. Ama aynı zamanda komisyonu da aynı şeyi yaptığı için suçluyorum. Zira mültecileri adada tuttukları sürece onlar da onları bu jeopolitik oyunda kullanıyorlar. Ve bizler asla aynı şeyi yapmamalıyız. Gerçekten de en başta bu mültecilerin endişelerini ve haklarını ele almalıyız, dikkate almalıyız. Bu bir de şu anlama geliyor. Bu anlaşmaların gayri resmi olmaması gerektiği anlamına geliyor. Yani Avrupa Birliği Türkiye Anlaşması gayri resmi, Libya ile işbirliği, Afganistan ile de öyle.
Bu şu anlama geliyor. Yunan adalarındaki mülteciler Adalet Divanı'na gitmek istediler ve bakın bu anlaşma benim haklarımı etkiliyor dediler. Adalet Divanı ise dedi ki resmi bir anlaşma olmadığı için yetkili değilim. Bu hükümet liderleri arasında bir şey ve parlamento olarak demokratik kontrol de yok ve parlamento olarak biz sadece kenardayız. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin değerlerinden, güçler ayrılığı ihtiyacından, demokrasinin, hukukun üstünlüğünden bahsedeceksek bu anlaşmalar resmi olmalı ve kendi değerlerimiz ve haklarımızla uyumlu olmalıyız. So, to sum up, the issue, what is the... Avrupa Komisyonu Komitesi'nin göçmenlerin insan haklarının korunmasına ilişkin eylemlerinde ne gibi hatalar olduğunu düşünüyorsunuz? Asıl konu bence insan haklarına yönelik bir düşünce olmaması. Bu nedenle bununla başlamak ve izlemek gerekir. Bu özellikle tehlikeli, zira bizler geçiş ülkeleriyle uğraşıyoruz ve göçmenlere ve mültecilere nasıl davranacakları konusunda herhangi bir şartımız yok. In your speech during the plenary session, you said cooperation. Genel kurul toplantısında yaptığınız konuşmada üçüncü ülkelerle işbirliği, Avrupa Birliği göçmenlere ve mültecilere yönelik insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmekten kurtarmaz gibi sonuca vardınız. Bu yükümlülükler daha iyi izlenmiyor. Avrupa Birliği fonlarının kullanımı konusunda daha fazla şeffaflık ve Avrupa Parlamentosu'ndan gelen gelişmiş demokratik gözetim yoluyla yerine getirilmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Örneğin göçmen çocuklar söz konusu olduğunda durumun ne kadar karmaşık olduğunu tanık oluyoruz. Son iki yılda 18 binden fazla çocuğun kaybolduğunu söyleniyor. Göçmen oldukları için korunamıyorlar. Batılı insan hakları değerlerinin çok önemli olduğu bir blokta neden bu haklar olması gerektiği gibi yerine getirilmiyor? People besides the fact that they have a label migrant. I think you already touched upon the point. Sanırım konuya zaten siz de değindiniz. O kadar politize oldu ki, siyasallaştırıldı ki insan hakları var, özellikle de çocuklar için insan hakları var. Ayrıca insan hakları bildirgesinde çocuğun yüksek çıkarlarının her zaman öncelikli olarak dikkate alınması gerektiği hükmü var. Ve bunun göçmenlik yasamız için pek çok etkisi olması gerekiyor. Sizinle aynı fikirdeyim. Onların kaderi çok kırılgan. Onlarla Yunan adalarında görüştüm ve başka yerlerde gördüm, konuştum. Çocukların her zaman için koruyucularının olduğu ve konumları ile ilgili netlik olması ve hak ettikleri tüm hak ve ihtiyaçlara erişimlerinin olması gerektiği konusunda kesinlikle uyumlu bir sisteme ihtiyacımız var. Ancak siyasallaştırılıyor. Ayrıca geri dönüş yönergeleriyle ilgili müzakerelerde de gözlemledim. Örneğin sağcı partilerin reşit olmayanlar için daha fazla garanti sağlamak istemedikleri, bunu yetişkinler için bir bilet olarak gördükleri görüşü var. Bu tartışmalar devam ediyor. Çocuklar bunun kurbanı oluyor. Bu yüzden insan haklarının düşünülmesi gereken ilk konu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda ahlaki bir sorumluluk da var. Bunu da eklemek isterim. Sahip olduğumuz insan hakları korumasının yanı sıra Avrupa Birliği olarak iki yıl önce mültecilere ilişkin küresel ilkeler sözleşmesiyle mültecilerin sorumluluğunu eşit olarak paylaşmaya kendimizi adadık. Bu da yeterli yapısal ve öngörülebilir finansman anlamına geliyor. Ancak aynı zamanda yasal yolların sunulmasında yerleştirme de yer alıyor. Sonuncusu, yani bu yerleştirme şu ana kadar AB tarafından ya yerine getirilmedi ya da yeterince yapılmadı. Ancak diğer yandan bu anlaşmalar mültecilerin Avrupa Birliği'ne seyahat etmelerini daha da zorlaştırıyor. Dolayısıyla bu sadece yasa dışı değil, aynı zamanda daha ciddiye almamız gereken ahlaki bir sorumluluk. Son zamanlarda sosyal medyada 2012'ye kadar AB'nin denizde göçmenlerin hayatını kurtarmaktaki başarısızlığını araştırmaya başladım. Aradan neredeyse 10 yıl geçmesine rağmen her iki raporun sonuçları ne yazık ki birbirine çok benziyor dediniz. Parantezleri biraz açar mısınız? Sonuçları neden birbirine bu kadar benziyor? Aslında o dönem ben bu left
to die boat dedikleri ölüme terk et tekneleri konusunu araştırmıştım. O sırada Libya'daki savaştan kaçanlarla ilgili bir durumdu ve Akdeniz NATO'nun müdahalesi nedeniyle tamamen gözlem altındaydı. Aslında herkes o tekneyi gördü ama kimse kurtarmaya gitmedi. Tekne 15 gün boyunca öyle ortada kaldı. Libya kıyılarına doğru sürüklendi ve bu yolculuk sırasında 72 kişiden 63'ü hayatını kaybetti. Ve bu gerçekten kolektif bir başarısızlıktı deyim yerindeyse. O zaman sefalet, keder vesaire bir tanım olmadığını fark ettim. Ama asıl mesele bu değil. Herkes sorumluluğu başka bir ülkeye kaydırmaya çalışıyor. Üstelik hala gördüğümüz şey de bu. Avrupa Birliği'ndeki Dublin düzenlemesi, regülasyonu gibi bazı faktörlerin rol oynadığını görüyorum. Bu da kişiyi karaya çıkaran ülkenin tüm iltica prosedüründen sorumlu olduğu anlamına geliyor. Yani dolayısıyla Avrupa Birliği içinde sorumluluk ve eşit sorumluluk paylaşımı konusunda eksiklikler var. Bu da aslında insanları kurtarmayı gitmek yerine uzaklaştırmakla sonuçlanıyor. Dolayısıyla bence her şey sığınmacılar ve göçmenler için ortak bir sorumluluk organize etmekle başlıyor. Evet, Akdeniz'de yaşanan ölüm vakaları bu sorunlardan biri ve sorumlu bulma konusunda herkes başarısız kalıyor. Elbette aynen öyle. Aynı zamanda hayat kurtarmak herkes için bir zorunluluk değil mi? Her dakika önemlidir burada. Dolayısıyla yaşanan her gecikme ya da her ihmal insanların boğulması riskini getiriyor. Evet, görülen o ki adalete erişim göçmenler için kolay bir yol değil. En büyük engel nerede ya da neden öyle bir engel var? Bu insanlar neden kendi haklarını savunmak için adalete başvuramıyorlar? Sanırım bir yandan daha önce de konuştuğumuz gibi anlaşmaların gayri resmileştirilmesiyle ilgili olan konu. Yani mahkemeye gidemezsiniz çünkü itiraz edebileceğiniz hiçbir şey yok. Öte yandan bu insanların çoğu üçüncü bir ülkede oraya geri itiliyorlar. Hakları konusunda bilgilendirilmiyorlar. Adli yardıma erişimleri yok. Peki o zaman şikayet mekanizması yoksa nasıl şikayetçi olabilirler? Yani düzenlenmiş hiçbir şey yok, organize hiçbir şey yok. İnsanlar burada değil. Dolayısıyla bu aynı zamanda izlemeyi de zorlaştırıyor. Aynı zamanda bireyin gerçekten erişmesini ve şikayetçi olmasını, iyi bir karar almasını da zorlaştırıyor diyebiliriz bu süreç içerisinde. Avrupa Komisyonu Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nı başlattı. Bu konferanstan sizin beklentileriniz nelerdir? Avrupa Birliği'ye ne getirecek veya neleri değiştirecek? Sizin istekleriniz nedir? Ne getirmesini istiyorsunuz? Bence burada asıl amaç Avrupa Birliği'nin gerçekten de vatandaşların kendilerinin bir projesi haline gelmesi olmalı. Böylece vatandaşları daha fazla dahil edebiliriz, söz sahibi olabilirler ve gerçekten karar verme sürecinde yer alabilirler. Biz onları temsil ediyoruz ama bazen de bu sisteme kilitleniyoruz. Bu nedenle şeffaflık bence son derece önemli. Herkes ne yaptığımızı görebilmeli ve takip edebilmeli ve politikalarımızın etkisinin ne olduğunu ve nasıl hareket edeceğimiz, müdahale edebileceğimiz konusunda ses verebilmeli. Peki, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, hatırlatayım. Konuğum Avrupa Parlamentosu Hollanda Milletvekili Yeşiller grubundan Tine Kestrek de yayınımıza devam ediyoruz. Bizimle kalın. Avrupa Birliği'nde dış politika kararları oy birliği prensibiyle alınıyor. Bazen tek bir ülkenin vetosu konseyin işini zorlaştırıyor. Almanya'dan oy birliği prensibini kaldırma teklifi geldi. Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel ise AB'nin dış politik kararlarının oy birliği prensibini kaldırma önerisini şüpheyle yaklaştığını söyledi.
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Almanya'nın Avrupa Birliği içinde oy birliği prensibini kaldırma önerisine şüpheyle yaklaştığını açıkladı. Michel, kendi deneyimlerinin Avrupa Birliği'nin oy birliğiyle aldığı kararlarda dünya üzerinde de güçlü bir etkiye sahip olduğunu gösterdiğini söyledi. Karar alma süreçlerinde oy birliği prensibinin kaldırılmasının iyi düşünülmesi gerektiğini belirtti. Michel, bu konuda temkinli olduğunu ifade etti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, dış politikada alınan kararlarda oy birliği prensibinin kaldırılmasını, Almanya'nın birlik içinde alınan kararlarda azınlıkta kalması pahasına dahi bu değişikliğin getirilmesini savunmuştu. Alman bakanın bu açıklamalarına Macaristan'ın blok içinde aldığı tutum neden oldu. Avrupa Birliği, Çin'in özel idari bölgesi Hong Kong'da seçim yasasını değiştirmesini ortak bir açıklamayla kınamak istemiş ancak Macaristan açıklamayı veto etmişti. Macaristan hükümeti bundan önce de İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının hazırladığı deklarasyonu veto etmişti. Her iki vetoya da Budapeşte'nin Çin ve İsrail ile olan iyi ilişkilerini bozmak istememesinin neden olduğu tahmin ediliyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk yurtdışı seyahati İngiltere Başkanı Boris Johnson'la gerçekleştirdiği görüşmeyle başladı. Biden bir haftalık seyahati boyunca 3 ülkede 4 zirveye katılacak ve ayrıca çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile de ilk ikili görüşmeler gerçekleştirecek. ABD Başkanı Joe Biden ilk yurtdışı ziyaretini gerçekleştirdi. Şubat ayında video konferans yoluyla katıldığı Münih Güvenlik Konferansı'nda demokrasi otokrasiye karşı savaşında kazanacaktır mesajını verdi. Biden bu gezisinde ABD'nin Donald Trump döneminde bozulan transatlantik ilişkileri yeniden düzeltmeyi ve ABD'nin demokrasinin öncüsü olduğu algısını yaratmayı hedefliyor. Biden dış politikada önceliğinin demokratik değerler olduğu mesajına katıldığı ilk uluslararası organizasyon olan Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada vermişti. Batı ülkelerini demokrasiyi korumaya çağırmıştı. Biden, demokrasiler tesadüfen oluşmuyor. Demokrasiyi korumalı, güçlendirmeli ve yenilemeliyiz. Demokrasi modelinin geçmişin kalıntısı olmadığını ispatlamalıyız. Dünyanın birçok noktasında Avrupa ve ABD'de demokrasiler saldırı altında demişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu hafta sonu Cornwall'daki Carbisway sahil beldesinde gerçekleşecek G7 zirvesine katılmadan önce İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la bir araya geldi. Joe Biden ve eşi NATO zirvesi için Brüksel'e uçmadan önce pazar günü Kraliçe 2. Elizabeth tarafından kabul edilecek. Bir imaj düzeltme amacı da taşıyan bu gezide Biden sert eleştirdiği iki lider olan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le de bir araya gelecek. Biden ve Putin arasında 16 Haziran'da yapılacak görüşme Cenevre'deki 18. yüzyıldan kalma Lagonge Villa'da yapılacak. Yunanistan Göç Bakanı'na göre Avrupa'nın en büyük mülteci merkezini restore etmek için gerekli çalışmalar 9 ay önce çıkan bir yangından sonra hala başlamadı. Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria kampının yeniden inşasının bu yıl kıştan önce tamamlanmış olması gerekiyordu. Ancak Notis Mitarişi Brüksel'e yaptığı ziyaret sırasında çalışmaların henüz başlamadığını doğruladı. Yunanistan Göçmenlik Bakanı Midilli Adası'ndaki yeni tesisin inşasına ilişkin açıklama yaptı. İhale sürecinin devam ettiğini söyledi. Gerekli izinlerin alınmasının yanı sıra Avrupa Birliği fonlarının tamamlanması zaman alıyor dedi. Yunan makamları Moria kampındaki yangınların göçmenler tarafından kasıtlı olarak başlatıldığını öne sürmüştü. Geçtiğimiz Eylül ayında yaşanan yangının gerekçesi ise yaşam koşullarını protesto olarak açıklanmıştı. Kampın başlangıçta 3000'den az kişiye ev sahipliği yapması planlanmıştı. Ancak kamp yaklaşık 12.500 kişiyi ağırladı ve COVID-19 salgını nedeniyle kilitlendi. Yeni kampın 5000 kişi kapasiteli olması öngörülüyor. Mitarashi'ye göçmenlerin bir kışı daha çadırlarda geçirmek zorunda kalmamasını sağlayıp sağlamayacağı soruldu. Midilli'deki yeni kampların inşa edilmemesi halinde acil durum planlarımız var yanıtını verdi. Mavrovoni kampı Moria yangınından sonra geçici bir acil durum önlemi olarak kuruldu. Moria kampı öncelikle Libya ve Suriye gibi ülkelerden kaçan insanları barındırmak için inşa edildi. Bloğun İçişleri Komiseri Ilva Johansson, çarşamba günü Yunan Göçmen Bakanı ile bir araya geldi. Önceliğin göçmenler için iyi kış koşullarına sahip olacağımızdan emin olmak olması gerektiğini söyledi.
Bu hafta genel kurul toplantısında Lüks Avrupa İzleyici Film Ödülü 2021 kazananın Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda açıklandı. Film ödülü aracılığıyla parlamento nihai çekilmeli filmlere 24 AB dilinde altı yazı sağlayarak 2007'den beri Avrupa filmlerinin dağıtımını destekliyor. Lüks ödülü güncel siyasi ve sosyal meselelerle ilgilenen ve değerler hakkında tartışmayı teşvik eden Avrupa ortak yapımlarını seçerek itibar kazandı. Avrupa Parlamentosu'nun başkanı David Sassoli tarafından 9 Haziran'da Strasbourg'a düzenlenen bir törenle kolektif filmine 2021 Lüks İzleyici Ödülü verildi. Bu heyecan verici belgesel 2015 yılında Bükreş'e çıkan bir yangında 27 gencin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı bir gece kulübünün adını taşıyor. Belgesel, cesur ve kararlı insanların yapılan korkunç kayırmaları ve yozlaşma sistemleri tersine çevirebileceğine odaklanıyor. Belgesel bu yıl en iyi uluslararası film ve en iyi belgesel dalında da Oscar'a aday gösterildi. Ödüle layık görülen diğer iki film ise Danimarkalı yönetmen Thomas Wittenberg'den Another Round ve Polonyalı yönetmen Jan Kosama'dan Corpus Christi oldu. Nihai sıralama halk oylamasından elde edilen ortalama puanla parlamenterlerin oylarının birleştirilmesiyle ortaya çıkarıldı. Programımızın sonuna geldik sevgili RTV izleyicileri. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tabii ki de sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip etmeyi unutmayın. Varsa soru ve önerilerinizi mutlaka iletin. Programı ayrıca RTV'nin YouTube kanalından da izleyebilirsiniz. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.